Kardeşler, tarikat var. Ama hangi tarikat var? Bir. Bir. Kur'an, Resulullah'ın sünneti asla iki numara olmayacak. Allah dedi, bitti. Resulullah dedi, bitti. وَمَا سِوَا زَاكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينَ İmam Şafii'nin sözü, bundan sonrası şeytan felsefesi diyor. İmam Şafii diyor ki, tasavvuf erbabı fıkıh bilmedi mi fasık olur. Başka bir şey aramaz. Cahil çünkü ne edecek? Fıkıh bileceksin, abdest bileceksin, taharet bileceksin. Kuru kuru cennet, cehennem, zikrullah, ya Allah, la ilahe illallah, abdest yok. Taharet almayı, olur mu? Zarurat-ı diniyeyi bileceksin. Gusül bileceksin. Yani böyledir diye demiyorum, standartları söylüyorum. Ve en büyük konu, günah işlemez, hata yapmaz, her sözü doğru şeyhin olmayacak. İnsandan şeyh edineceksin. Meleklerden olmayacak. Ömer bin Hattab'tan büyük şeyhin olursa, ben seni yok sayarım. Dedi ki Resulullah ona, aleyhissalatü vesselam, Ömer, sen bir vadiye girsen, şeytan o vadiye uğramıyor daha dedi. Ömer'in diliyle iniyor bu Kur'an dedi Resulullah. Buna rağmen, kadın kalktı, Ömer, anlamadığın işlere ne karışıyorsun dedi. İşte mehir konusunda etmeyin, abartıyorsunuz filan. Ömer, Allah'ın serbest bıraktığına ne karışıyorsun sen dedi. Döndü dedi ki, Ömer hatalı, kadın doğru söylüyor dedi. Ara sıra yanılsın, bırak ya, Allah Allah. O da Allah'ın bir kulu olacak, o da cehennem korkusuyla yürekleri yansın. O da herkeste zikir yaptıktan sonra baş başa kalıp Rabbi ile ağlayan biri olsun. Cennet garantili yok. 11 kişi yok bu dünyada cennet garantili. Resulullah'ı çıkar, aleyhissalatü vesselam 10 kişidir. 11.'yi getirmeyeceksin karşıma. O da benim gibi mümin olsun. Ama dili hep Allah dediği için bal aksın dili. Ayrı bir konu. Masum olmasın. Ve ben dinimi Allah'a göre yaşarım. Müzikli din yaşamam. Ut eşliğinde tesbih çekmem. Peygamber aleyhisselam efendimiz diyecek ki, bir insanın ağzından müzik çıkacak yerde kan irin dolsun ağzı daha iyidir diyecek. Sen de ya Allah demek için saz bu kadrosu kuracaksın. Salavat getirmek için bando getireceksin. Neymiş efendim? Nefisler okşanıyormuş. E nefis başka şeyden de okşanıyor. İşte Abbasilerin cariyeleri de iyi nefis okşuyorlardı. O zaman bol bol daha iyi Müslüman olmak için 70 cariye. Daha takva olmak için 150 cariye alalım. Müzikli olmayacak tarikatın senin. Efendim Osmanlı müziğiymiş. Medine'de var mıydı? O zaman müzik aleti yoktu demiyorlar mı, insan deliriyor. Nasıl yoktu ya? Darun Nedve'de müşrikler müzik eşliğinde dansöz oynatmıyorlar mıydı? Kim dedi müzik yoktu o zaman? Müzik şeytanın yeryüzüne ayak bastığı günden beri var. Ve ondan zikir olmaz. İki, bütün dünyanın düşmanlık ettiği sigarayı ibadet çeşidi olarak karşıma çıkarmayacaksın. Deliririm ben o zaman. Ayet, hadis okunuyor, tefsiri bitiyor. Getir bir dumanlayalım daha. Daha Allah rızası. Ne yapıyorsun sen? Kim kimle oynuyor? Ağzı leş kokan sarhoş bir Hristiyan doktor bile bu insanlığın düşmanıdır diyor. Sen Allah'a yaklaşmak için onu kullanıyorsun. Böyle tarikat çıkarırsan ortaya, cahilce öyle İslam'da tarikat yok der. Al Müslümanların başına belasını sok. O onun arkasında namaz kılmaz, tarikat düşmanı. Bu bunun arkasında. Tabi böyle olur sonunda. Niye? Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Hasan Basri'den, Ömer bin Abdülaziz'den daha iyi bir örnek mi olur?